Merhaba. Başkent'te Kastamonu günlerine 7. kez katılıyoruz. Hı hı. Her yıl olduğu gibi tekrar yerimizi aldık. Siyez ürünleriyle 11 çeşit siyez ürünümüz var. 11 çeşit? Evet, 11 çeşit. Siyez unumuz, siyez bulgurumuz, dolmalık siyez bulguru, kısırlık siyez bulguru, siyez makarnası. Makarnayı ilk defa gördüm. Siyez eriştesi, siyez galetası, aşurelik siyez ve siyez tarlamız olmak üzere 11 çeşit siyez ürünümüz var. Üretim izniyle üretim yapan tek firmayız. Evet, bayağı zaten görsellerden bakınca görünüyor. Kalite ve fiyatta bir numarayız. Bilmeyen izleyicilerimiz için siyezin buğdayının siyez, tarihi hakkında kısaca bilgi. Siyez yeryüzündeki ilk buğday, 14 kromozomlu. Genetiği değiştirilmeyen, Canan Karatay'dan bahsettiği. Evet. 10 bin yıl önceki haliyle doğal ortamında üretilmeye devam eden, aha, tüm buğdayların atası. Zaman içinde bu 14 kromozomlu siyez buğdayı 28 ve 42 kromozomlu günümüz buğdaylarına dönüşmüş. Kimisi doğal yolla dönüşmüş, kimisi laboratuvarda dönüşmüş. Laboratuvarda genetiği değiştirildi. Evet. Fiyatlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Şuradan başlayalım isterseniz. Siyez eriştesi ne kadar? Yarım kilosu 10 lira. 10 lira. Siyez makarnası yarım kilo 8 lira. Siyez ezmesi yarım kilo pakette 7 lira. Bunda direkt yulaf ezmesi gibi sabah sütle, hı hı, yoğurtla tüketebiliyorsunuz. Bu kısırlık galiba. Bu tarhanamız. Ha, tarhana. Yarım kilosu 12 lira. 12 lira. Aşurelik siyez buğdayımız keşkek ve aşure yapmak için yarım kiloluk paket 5 lira. Galeta unumuz köftelerde, panaşlarında kullanılmak üzere yarım kiloluk paket 5 lira. Bu da unumuz. Unumuz kilosu 9 lira 2 kiloluk pakette. 9-18 lira. Evet. Bulgurumuz kiloluk pakette 9 lira. 9 lira. Ekşi mayamız var. Evet. Bu ne kadar? 6 lira. 6 lira. Peki açık bulgur mu? Aynı. Aynı. Pakete girmiş abi. Tanıtım için. Evet. Tanıtım için. Hı hı. Bu da ekmek. Ekmek tatlayalım. Buyurun. Her geçen gün siz unu ve ürünleri biraz daha artıyor galiba bilinirliği. Bu konuda evet, beklentiniz nedir? Evet, biz dede mesleğimiz. 1964'ten beri bu işi yapıyoruz. Bu bizim 35. fuarımız. 35. fuarımız. 35. fuarımız. 7. kez Ankara'ya geliyoruz. Sizi tanıtmak için dört koldan çalışıyoruz. Yeriniz nerede? Seydiler diye mi? Kastamonu Seydiler, evet. Seydiler olan. Peki siyezin ana vatanı. Ana vatanı orası. Evet. Peki bu buğday neden fiyatı yüksek diğerlerine göre? Üretimi az olduğu için mi yoksa? Üretim az, verimi de az. Yani bu dönümden 1'e 4, 1'e 5 gibi ürün alınabiliyor. Evet. Bir de kavuzlu yapısı olduğu için işlendikten sonra da yarı yarıya fiyat azalıyor. Kilosu azalmış, evet, oluyor. Düşmüş oluyor. Evet. Diğer buğdaylar kadar verimli değil ama verim az olmasına rağmen bir o kadar lezzetli, bir o kadar besleyici, bir o kadar doğal. İnternet sitenizden de satıyor musunuz siyez.com.tr'den? Siyezbulgur.com sitesinden satıyorsunuz. Evet. Fuara özel indiriminiz var mı? Hayır, bizim fuara özel bir fiyatımız yok. İnternet satışımız aynı. İstiklal Yolu markasıyla müşterilerimiz bize ulaşabilirler. Marka nasıl çıktı ortaya? Marka nasıl çıktı? Kurtuluş Savaşı sırasında İstiklal Yolu'nu biliyoruz yine Bolu'dan. Cephanenin, evet. Çankırı'dan, Ilgaz'dan. İnebol'dan Ankara'ya Cephanenin taşındığı güzergahın ismidir İstiklal Yolu. Bizim de fabrikamızın önünden geçer. Aa. Biz Şerife Bacı'nın köylüsüyüz. Bu orijinal ismi yaşatmak istedik. Peki. Başarılar. Teşekkür ederiz.